Bu bölümde ayetten iktibas duaları üzerinde duracağız. Ve bu çok önemli bir bölüm. Kur'an-ı Kerim'de dua ayetleri bulunduğu gibi normal herhangi bir durumu anlatan bir ifade, Kur'an'da geçen bir ifade dua şekline de çevrilebilir. Ve bu nazarla baktığımızda Kur'an'ın neredeyse tamamı bir dua kitabı olarak da görülebilir. Mesela ayette yevme tebyaddu vucuh ve tesveddu vucuh geçiyor. O gün bir kısım yüzler ağarır, bir kısım yüzler kararır. Yani e, hesap gününde e, bir kısım insanlar amel defterini sağından alacak. O sevinçle e, bu yüzlerine de bu yansımış olacak. Yüzleri ağarmış vaziyette. Yani alınlarının akıyla imtihandan çıkmış olacaklar. Ama bir kısım yüzler de e, amel defterini soldan aldığında kendisinin cehennemlik olduğunu gördüğünde simsiyah hale gelecek. Bu bir ibare, Kur'an'da geçen bir ifade. Abdest alırken mesela yüzümüzü yıkıyoruz. Billah bir dua yapmamız gerekmiyor ama abdestle ilgili dualarda şuna yer verilir. Denilir ki: "Allahumme beyyid vecihi bi nurike." Allah'ım, nurunla yüzümü ağart. Yevme tebiyat duvucu ve tesvet duvucu bir kısım yüzlerin kararacağı, bir kısım yüzlerin ağaracağı günde nurunla yüzümü ağart. Burada ayete bir gönderme var ve ayetteki geçen ifadelerle bir dua yapmak var. Bir başka örnek mesela yine abdestle ilgili. Mesela abdest dualarında şu da geçer. Allahümme cealni minellezine yestemi'unel gavl fe yettebi'un ahsene. Allah'ım beni sözü dinleyip en güzeline uyanlardan eyle. Peki bu ibareler nerede gel? Nereden alınıyor? Şu ayetten. Ellezine yestemi'unel gavl onlar sözü dinlerler fe yettebi'un en güzeline uyarlar. İşte bunu bir uyarlama, bir iktibas şeklinde dua haline getirebiliyoruz. Allah'ım beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle. Çok harika bir dua. Abdest bittiğinde şöyle dua edilebilir. Allahümme cealni minel tevvabin ve cealni minel mutadahirin. <laughs> Allah'ım beni tevbe edenlerden, çokça tevbe edenlerden ve temizliğe çok dikkat edenlerden kıl. Peki bu nereden alınıyor? Ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İnallâhe yuhibbut tevvâbin, ve yuhibbul mütedahirin. Gerçekten de Allah tevbe edenleri ve temizliğe çok dikkat edenleri sever. İşte abdest bir temizliktir. Abdesti bitirdiğimizde bu ayetten iktibasla Allahu cealni minet tevvabin ve cealni minel diye dua ediyoruz. Allah'ım beni tevbe edenlerden ve temizliğe çok dikkat edenlerden eyle. Ve başka örneklerle şöyle devam edebiliriz. Mesela ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Yuhyil arda ba'de mautiha." Allah ölümünden sonra yeryüzünü hayatlandırır. Peki bunu nasıl dua haline çevirebiliriz? Mesela diyebiliriz ki: "Ey ölümünden sonra yeryüzünü hayatlandıran Allah'ım, kalbimi iman ve Kur'an nurlarıyla hayatlandır." Burada Türkçe olarak bunu nazara verdim. Yani bu benim tercihim. Ee, Arapça kitaplarda belki bu şekilde dualarda görebiliriz. Ama yani normal e, kendi dilimizle de bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Ya men yuhyil arda ba'de Mesela ey ölümünden sonra yeryüzünü hayatlandıran Allah'ım kalbimi iman ve Kur'an nurlarıyla hayatlandır. Ahyi <laughs> kalbi kalbimi hayatlandır bin nuril iman vel Kur'an. E, i̇man Kur'an nurlarıyla e, hayatlandır. E, Arapça olarak veya Türkçe olarak bu şekilde duamızı yaparız. Ayette şöyle geçiyor. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam fehuve ala nurimir min rabbih. Allah'ın İslam için kalbine inşirah verip de Rabbinden bir nur üzere olan kimse hiç böyle olmayanla bir midir? Elbette bir değildir. Ayette vurgulanan nokta sadrın, insanın gönlünün İslam'a açılması. Buradan hareketle şöyle dua edebiliriz. Allah'ım kalbime iman ve İslam için inşirah ver. Allah'ım meşrah sadri lil imani vel İslam. Bu şekilde dua edebiliriz. Mesela bir başka ayette Allahu Teala bazılarının durumunu anlatıyor ve onların seyyilerini hasenelere çevireceğini bildiriyor. Fa ulayke yubettilullahu seyyiatihim hasenat. Allah onların seyyielerini, kötü hallerini hasenelere, iyi hallere çevirir. Peki bunu nasıl dua haline getirebiliriz? Mesela deriz ki ey seyyieleri hasenelere çeviren Allah'ım. Ya men yübeddülü hasenat. Benim de seyyelerimi hasenelere çevir. Beddil seyyiyat hasenat. Ya yani bu şekilde bu duaları yapabiliriz. Mesela bir başka ayette Allahu Teala buyuruyor ki İnna Allaha faligul habbi ve neva. Allah tane ve çekirdekleri yarıp çatlatandır. İşte taneler, çekirdekler açılıyor. Oralardan çiçekler, sebzeler, Meyveler, ağaçlar çıkıyor. Bu Allah'ın bir icraatı. Allah bizim mahiyetimize pek çok kabiliyet tohumları, çekirdekleri serpmiş. Ve bunların uyandırılması, inkişaf etmesi, çatlaması gerekiyor. Ve biz bunu üstteki ifadelerden hareketle şöyle dua haline getirebiliriz. Ey tane ve çekirdekleri yarıp çatlatan Allah'ım. Ya feligel habbi ve nevam. Bendeki müsbet kabiliyet tohumlarını nemalandır, cüziyetten külliyete çıkar. Ve bu kabiliyetlerimizin açığa çıkması noktasında harika bir dua olur. Bir ayette mesela Allahu Teala kendisinin veli olduğunu yani ehli imanın velisi, onlara sahip çıkanı olduğunu bildiriyor ve buyuruyor ki Allahu veliyüllediğine emanu. Yuhricuhum minaz zulumat ila nur. Allah iman edenlerin velisidir. Onları zulümattan nura çıkarır. Karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Bunu şöyle dua haline getirebiliriz. Allah'ım dünya ve ahirette velim sensin. Ente veliyyi fid dünya vel ahira. Beni her türlü karanlıklardan nura çıkart. Ahricni minaz zulümati ilen nur. <laughs> Ve zulümat derken e, günahlar birer zulümattır. E, zulümler birer zulümattır. Öte yandan iman nurunun eksik oluşu işte karanlıktır tabiri caizse. Kötü fikirler birer zulümattır. Ve kötü çevreler birer karanlıktır. Zulümattır. Bütün bu karanlıklardan aydınlığa çıkmayı Allah'tan istemek gerekiyor. Mesela Avrupa'da orta çağın karanlıkları var. İşte aydınlanma felsefesi demişler. Bu karanlıklardan bir şekilde kurtulmaya çalışmışlar. Aydınlanma felsefesini bir nevi bir çözüm gibi görmüşler. Aydınlanmışlar, aydınlanmamışlar o ayrı mesele ama bu tabiri kullanmışlar. İşte zulümattan nura çıkmak hayatımızda en önemli durumlardan birisidir. Allah da karanlıklardan aydınlığa çıkarandır. Ayette de bunu ifade etmiştir. Biz dua ederken buna atıfla ayetten bir iktibas şeklinde duamızı bu şekilde yaparız. Ve son olarak şunu örnek verebilirim. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde Allahu Teala bir gayri hisap rızık verdiğini bildiriyor. Vallahu yerzuku ya men yeşa bir gayri hisap. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yani o sonsuz kudret sahibi verir de verir bir hesabı da olmaz. Peki bunu dua haline nasıl getirebiliriz? Mesela deriz ki: Ey dilediğine hesapsız rızık veren Allahım, her ne kadar layık olmasam da beni de hesapsız rızıklandır. Şüphesiz senin ihsanın için kabiliyet şart değildir. Kur'an'dan ayetlerden iktibaz şeklinde önümüzde. Çok muhteşem bir dua hazinesi var. Kur'an ayetlerini bu manada okuyabiliriz. Benim burada nazara verdiklerim sadece bazı numunelerdir. Her bir dinleyenimiz Kur'an'ı dikkatle okuduğunda ilgili ayetleri dua haline de getirebilir ve böylece Kur'an'daki ibarelerle Allah'a yönelmiş olur. Allah'tan o şekilde e, talepte bulunur.